each presentation, 10 minutes has been specified. So please do not go over the time till everyone could go over the presentation and we could end up the session on time. So for now, I will invite Bilge İşikoca to make a presentation about learning from Earthen Architecture Heritage in Cyprus. So please upload there. Yok gelmiyor. Değiştirdik. Özür dileriz ama yararlı olduğuna inanıyorum. Herkesin kullanabileceğine inanıyorum. Onun için ileri gittin, geri gel, ne yaptın? Başa gel. Baş. Geri gel, geri. Sonra? Ha işte bu. Dünya nüfusunun yarısı geldi. Çünkü de yaşamakta ve prestij yapıları dünyada kendisiyle üretilmekte ve de kendi evini yapanlar kendisi kullanmakta. Dolayısıyla bizim her Kıbrıs olsun, her Türkiye olsun, Kıbrıs'ta de kendi yapı var. Benim elimde bir komut olsa da ben kendim yapsam o işi. Tamam. Nereye doğru çekiyorum? Geçitmek. Ha tamam, geç gidiyorum zaten. İleri ortada çekiyorum. Şimdi şey dedik, dünyada prestij yapılarında kerpiç kullanılıyor. Çünkü onların kullandıkları teknikte hem kendisinden ilerliyor, pardon. Ve tekniklerle neyse, sonuç olarak da onlar çimento katkılı kerpiç kullanıyorlar. Biz ise alçık kereç katkılı. Alçık kereç katkı Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi Malzeme Hocası'nın ve Mezopotamya Anadolu içlerindeki şeylerden, geleneklerden öğrendiği alçık kereç katkılı. Şimdi biz mimari kültürden öğreneceğiz bazı şeyleri diye. Onlardan en önemlisi de deprem güvenliği. Bu şimdi kültür mirası. Deniyor ki kerpiç kendiliğinde bu sadece komutla hisse olmuyor mu? Otomatiğe bağlamasanız, otomatik olmasa, ben komut versem. Geleneksel kerpiç yapıdan öğreneceğiz fakat çağdaş yapı inşa edeceğiz. Bunu kısaca şöyle diyorum. Yani pamuklu dokuma, sümerbant dokuması vesaire tarih boyu yapılmış. İlk baştaki kıyafet modelleri başka. Bugünkü ihtiyaç ve kıyafetler başka ama pamuklu kıyafeti giyiyoruz
diyoruz. Şimdi bu prestij yapılarından bahsettik, bunu da bahsettik. Kerpiç dendiği zaman insanlar bugünkü devirde yıkıntı ve geri kalmışlık olarak da anlıyorlar. Çağdaşlığa ulaşamadık olarak da düşünüyorlar. Fakat kerpiçin yığma yapısı, arka tarafta tuğladan olan yığma yapı, ayakta durmakla beraber betonarme yapı yıkılmış. Ne demek? Teknolojiyi bildiğiniz zaman o sizin için yeterli olacak. Burada da yığma yapı herhangi bir önlem alınmamış. Bunu oradaki şeyde konuştuk. Yapının kendi ağırlığı %10 olaraktan yataydan tesir ettiğinde depremde köşegen kırmakta yapıyı. Köşegen yaşasın. Köşegen kırdığı zaman değilen yapıp bina yok oluyor. Biz şimdi köşegen kırılmayı engelleyeceğiz. Tarih içerisinde kırsal bile köşegen kırılmayı durdurabilmiş. Ama bugünkü devlete inşaat mühendisleri, mimarlar, yığma yapıyı ve kerpiç yapıyı öğrenmedikleri için bunun önlemini alamıyorlar. Şimdi biz tekrardan mimari kültürümüzü korumak ve sağlıklı içinde yaşamak için kerpiç yapıyı konuşmak istiyoruz. Ama teknolojisini bulalım diye. Bunlar kırsal kerpiç yapı Kıbrıs'ta. Bu da daha şehir şey olan kerpiç yapı. Sonuç olarak da muhtemelen güneyde kuruyorlardı kerpiç yapıları, öyle düşünüyorum. Ege adalarında ama kuruyorlar. Avrupa'nın en çok ziyaret ettiği yerler Rodos vesaire hep geleneksel binalarını korumuşlar. Şimdi bugün neden tekrardan kerpiç yapı diye düşünüyoruz? Çünkü dünya enerjisinin üçte birini yapılaşma, üçte birini endüstrileşme, üçte birini ulaşım kullanıyor. Ve Türkiye sizin için de endüstrinin enerji kullanımı hiç olmadığına göre ülkenin bütün enerji giderleri konutların ısıtma soğutma enerjisiyle. Biz onu %10'unu, %20'sini, %30'unu düşürebilirsek hem bireysel olarak kendi cebimizden tasarruf etmiş olacağız, hem ülkenin enerji giderleri azalmış olacak. Bir de çağdaş yapıları da dediğimiz zaman herkes her şeyi anlamıyor. Burada öyle bir dış kabuk yapılmıştı. İçerideki iklim için klimalar kullanmak gerekiyor. Klimalar kullandığınız zaman nefesiniz, nefes sisteminiz mantarlanmış oluyor, hastalık gelmiş oluyor. Şimdi tamam, doğru yere geldik. Şimdi insan sağlığından bahsedelim. İnsan sağlığı 36 dereceyle yaşıyoruz ve dış çevremiz iklimi 18 dereceden aşağı olursa çok fazla enerji kaybediyoruz. 24 dereceden yukarıda olursa atmamız gereken enerjiyi, arabaların egzozunu atmaları gibi, atmamız gereken enerjiyi atamadığımız için her iki sende de immün sistem, savunma sistemi düştüğü için hastalıklar başlıyor. Varsa hastalık ölümcül oluyor. Dolayısıyla çevre ısısı 18-24 arası olması lazım. Zaten Kıbrıs'ın ısılarına bakacak olsanız kışında 17 ve 1 gibi oluyor. Yazında 40 ile 18 gibi oluyor. 24 falan gibi oluyor. Sonuç olarak da dış çevre ikliminin yazın 24 derecesini evin içine alıp ceviz kabuğu gibi kabuğuyla koruduğumuzda kışın gündüz sıcağının 18 derecesini evin içine alıp güneşi de evin içine alıp içeride bir 20 derece sağladığımızda ve bunu dışarıya kaçırmadığınız zaman artık sizin enerji kullanmanıza gerek yok. Bu aşağıdaki grafikte Teknik Üniversitesi'nin Ayazağ'daki binası dışarıdaki ısı
yükselirken, düşerken içeride bir değişiklik olmuyor. Kendi kurular. Bu durabilite ile ilgili şurada biz denedik. Toprağa alçı kereç kattığımızda burada pratik ölçeklendirme sistemi. Gelenekselde onu konuştuk. Saman ve saman katılıyor. Saman samanın bitki özü, öz suyu malzemeyi stabilize etmekte. Geri gidelim. Bu kaleler, toprak kaleler işlerinde inorganik toprak ve organik herhangi bir katkı. Kıbrıs'ta saman yerine kaktüs yaprağı suyu da kullanılmakta ve dolayısıyla durabilite sağlanmış oluyor. İnşaat teknikleri çok yavaş olduğu için onu bütün inşaat makineleriyle, kalıplarla hızlandırmış oluyoruz. İç duvarları kerpiç de yapabilirsiniz, farklı malzemeyle de yapabilirsiniz. Burada inşaat tekniklerini konuşuyoruz. Birisi kompaksiyondur, diğeri parke taşı tesisinde ürettiğiniz bloklarla binayı örebiliyorsunuz. Bu şey içinde kırsal kesim insanlarına blokları verdiğinizde kendi evlerini örsünler diye yapılmış bir sistemdi kapı dairesinde. Bu da şakrit makinesi, püskürtme makinesi. Bunu Dilekkaya'da kullandık. Dilekkaya şeyden güneye doğru hava meydanında. Burada zaten Mimarlar Odası'nın katılımları var, inşaatı gördükleri. Nedir? Toplaklama tekniğiyle bir günde 4 metre küp yaparsanız püskürtme şakrit makinesiyle 1 saatte 5 metre küp, 30 metre küp duvarınız varsa bu yukarıdaki gibi bir günde bitmiş oluyor şakrit makinesiyle. Tabii bunun için uçak pilotu gibi çok ciddi operatör lazım. Deprem güvenliği konusuna geldiği zaman yataydan gelen kuvveti yırtacak katmanlar taş tuğla, taş tuğla geldiği zaman mukavemet değişik olduğu için tuğlaya enerji tarafından emildiği için tuğla tarafından bina ayakta kalıyor. Bu tarih boyu dünyanın her tarafında kullanılmış, bugün kullanılmıyor. Şu tarafta yatay kaydırma düzenleri İran, bu tarafta yatay kaydırma düzenleri Peru, bu taraftaki Kıbrıs, ne diyoruz, Karpaz tarafındaki bina. Büyük taşların arasında küçük taş olduğunda büyük taşlar yatay olarak da küçük taşların üzerinde oynadığı için Kıbrıs biliyorsunuz deprem bölgesi. Ender de olsa ama deprem olan bölge. Dolayısıyla depremler bir riski olmamış oluyor. Bunu işte ilk önce acaba yüksek mukavemeti, çekim mukavemeti olan katmanlar mı koysak dedik. Ona hiç ihtiyaç yok. Yerinden kıpırdadığı zaman işi çözmüş oluyor. Aşağıda da çam ağacının yere düşmüş, kurumuş dikenlerini ara katmanlar olaraktan koyduk. Bu da aynı işi görüyor. Bu sarsma tablosu üzerinde şakrit makinesi. Bu Ordu'da blok üretimi ile kamış yapı tekniği. Veya deprem güvenliği için yüzey korumayı deniyor. İnşaat mühendisleri güçlendirmek istiyorlar. Fakat sallandığı zaman içi yine paralanıyor. Veyahut da kesitinin içerisine donatı koyuyorlar. Aşağıdan yukarı doğru duvar böyle gelirse, bunun içerisinde bir donatı varsa, bu zeminle çatı arasında oynadığında bu zaten duvarı yıkar. Yani inşaat mühendisleri okulunları, bu Avustralya'da örnekti, bu da Avustralya'da örnek. İçeride bambu, dışarıda bambu, ikisini birbirine iplerle bağlıyorlar. Ve halbuki bütün
buraları habire bağlandıkları yerler çatlıyor. Sonuç olarak da güçlendirmek değil, bizim istediğimiz yerden zayıf olsun ve bina ayakta dursun diyoruz. Bu sarsma tablosu yatayda kaydırma düzenleri veyahut da enerji söndürme düzenleri konmuş. İnşaat mühendisleri Ankara Afet İşleri Genel Müdürlüğü birinci deprem yaptılar. 2, 3, 4, 8 defa deprem uyguladılar üzerine. Yıkılmıyor dediler, makineleri söktüler. Burada çok enteresan bir şey var. Burada bir çatlak varsa bir evvelki çatlığa kadar gidiyor. Ondan sonraki aşamalara geçmiyor. Sonuç olarak da çok şiddetli bir deprem bile olsa yapı yıkılmıyor. Hocam, I gave you 4 minutes extra, so try to finalize the presentation. Finalize. Yes. Okay. Şimdi dedik ki inşaatı yaparken kaydırmak üzere yapacağız. Eğer ki mevcut içinde yaşanan bir binaysa ona da zayıflatma teknikleri keseceğiz. Ve bunu kestikten sonra kuvvet uyguladığımızda bir katmandan öbür katmana kuvvet geçmiyor. Bunlar da küçük deneylerle yapı. Bu aslında çok enteresan, bu mühendislerin bunu düşünmesi lazım. Kaydırmak üzere olduğu zaman moment şeyi düşmüş oluyor. Miran şehirde kendi evini yapanlar, internetten girip bulacaksınız. Bu zamanda 6 metre bir bina. Kısaca dış kabuğu kendiniz yaparsanız içerideki izleyimi sağlamış oluyorsunuz. İçerideki duvarları istediğiniz teknikle yapıyorsunuz. Türkiye'de yapılmış uygulamalar bu Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi Urfa. Bu altın olup hafriyat torba toprağı ile yapılmış inşaat. 97 yapımı hala kullanılıyor. Peki, teşekkür ederim. Now, based on the plan that we have, I should ask from Marwan.